Ekonomiyle başlamak istiyorum bugün, ekonomiyle başlamak istiyorum çünkü e, bugün dediğim gibi mecliste birçok gelişme vardı ama bu gelişmeler ekonomi gündeminin önüne geçiyor ne yazık ki ve biz ekonomi konuşamamaya başlıyoruz. Oysa ki biz dediğim gibi Öcalan'a, İmralı'ya bakarken bakın neler oldu. Bir iki tane tweet göstereceğim ardından da hemen değerli konuğumu ekrana alacağım. Bakın Ozan Bingöl, yurt dışından küçük bir sipariş verseniz 30 euroluk sınıra takılırsınız. Evet, bunları konuşacağız biraz birazdan. Neden? Çünkü yeni gümrük e, uygulamaları hayata geçti, resmi gazetede yayınlandı. Bu vatandaşın lehine mi, aleyhine mi? Nasıl etkileyecek ticareti, ekonomiyi? Bunu konuşacağız. Aynı zamanda gördüğünüz üzere yeniden değerleme oranları belirlendi 2024 yılında. Bu da enflasyona oranla gelişen bir rakam tabii. O da TÜİK enflasyonu yani aslında Tayip e, Tayyip Bey'i üzmeme istatistikleri kurumu. Yurt dışına çıkış harcı 500'den 710 liraya çıktı. Ki daha neler neler var yeniden değerleme harçlarının ve rakamların içerisinde. Hepsini çok değerli bir konumla vergi uzmanı e, sevgili hocamız Ozan Bingöl'le konuşacağız. Ozan hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öyle bir gündem yani oluşuyor ki Ankara'da ve mecliste bir anda böyle aslında bütün araştırmalarda halkın tek ve yani gündemi olarak çıkan ekonomi geri plana düşüyor. Ve biz hiç ekonomi konuşamamaya başlıyoruz. Ben tam tersini yapıyorum gerçi. Ne zaman böyle bir gündem oluşsa inadına ekonomi konuşuyorum. Bugün de yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, 2024 yılını oldukça kötü göstergelerle kapatıyoruz. 2025'e de çok ümitli göstergelerle başlayamıyoruz galiba. Doğru mudur Ozan Hocam? Yani e, daha, daha önceki bir maliye bakanımız şey demişti işte Mart, Şubat'tan daha iyi olacak, Nisan, Mart'tan daha iyi. Biz ne söyledilerse tersini düşündüğümüz için maalesef bu görünen bütçe, 2025 bütçesi, bu yapılan düzenlemeler, yeni vergiler, vergi artışları da vatandaş için önümüzdeki sene düşük ücret, yüksek vergili bir yıl olacak Özlem Hanım maalesef. Öyle anlaşılıyor çünkü siz rakamları ekrana taşıdınız. Şunu ben bir daha bir ekrana getireyim. Yeniden değerleme oranı yüzde %43,93. Ben satır satır söyleyeyim, siz satır satır cevap verin isterseniz. O zaman Hocam, evet. yeniden değerleme oranı nedir ve neye göre belirleniyor? Şimdi Özlem Hanım, yeniden değerleme oranı aslında bir sonraki yılda vergi, harç ve ceza artışlarına uygulanacak bir parametre. Bu bir önceki yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Ekim ayı arasındaki 12 aylık e, yurt içi üretici fiyat endeksinin aslında basit tanımıyla ortalaması diyebiliriz. Şimdi bu yeniden değerleme oranı 3 Kasım tarihinde belli oldu çünkü Ekim sonu itibariyle bir önceki yılın Ekimi ile bir sonraki yılın Ekimi arasında 3 Kasım'da belli olan oran 43.93. Ancak şimdi bu yeniden değerleme oranı usul şöyledir, hep, usul hep şöyledir yeniden değerleme oranı belirlenir, sonra resmi gazetede yayınlanır ki bugün bunu gördük resmi gazetede ilan edildi aslında bu da malumun ilamıydı. %43.93 ama aslında 31 Aralık tarihine kadar biz önümüzdeki yıl vergi harç ve cezalar şimdiden bu kadar arttı net bir şekilde diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının trafik cezaları hariç, kabahatler kanunu ve trafik cezaları hariç birçok alanda arttırma ve indirme yetkisi var. Ancak şimdi 31 Aralık'a kadar bunu tam net söyleyemeyiz. 43.93 uygulanacaktır. Ee, evet parametre budur ama e, 31 Aralık'a kadar beklemek gerekir. Hmm. Benim düşüncemi sorarsanız 2025 bütçesinin 24'e göre %45 yüzde 45.2 arttırıldığını gördüğümüzde e, ve o zamanın maalesef ki maalesef bütçenin paraya ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için iki e, 2 trilyona yakın bir açığı da e, dikkate aldığımızda önümüzdeki yıl için yani herhangi bir vergi harç ceza harçına indirme gideceğini e, ben düşünmüyorum bu nedenle. Ben de sizin aynı fikirdeyim. Kaynak yok. Yani dün vergi dairesindeydim ve görüyorum orada da yani inanılmaz bir izahat ve inceleme dönemi başlatılmış durumda. Küçücük ee, insanlardan küçücük gelirli insanlardan yani işte emekli yatalak eşi var ona bakıyor falan acayip acayip vergi cezaları tebligatları yapmaya başlamışlar kaynak yok çünkü demin şey yazıyor ee, bir izleyicimiz diyor ki bir saniye şurada bulacağım şatafatı bıraksınlar diyor bizim müzeha ha işte ee, buyurun Necla Hanım diyor ki niye bütün fedakarlığı vatandaştan bekliyorlar şatafatı bıraksınlar valla o biraz zor e, o bırakılamadığı için de zaten ekrandaki rakamlar oluştu hemen söyleyelim Cep telefonlarındaki Aynen, Girebilir fark... miyim? Çok özür dilerim. O zaman çok özür diliyorum. Şimdi çok güzel yazmış seyircimiz. Buna ilave olarak ben biraz fikri takip yapıp hemen bir 2015 yılına gideyim. 2015 yılında dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç bütün iş adamlarının toplandığı Bursa'daki bir toplantıda şu ifadeleri kullandı. İsrafın önüne geçsek sizden vergi toplamamıza gerek kalmazdı. Bakın israfın önüne geçsek sizden vergi toplamamıza gerek kalmazdı. 2015'te. O günden bugüne 10 trilyon liranın üzerinde vergi toplam. Demek ki 10 israfı vergi geçememişler. Geçememişler ve israftan tersi Artmış ya israf 10 trilyon lira vergi toplayıp sen eğer hala insanlardan 5 TL, 10 TL, 20 TL tebligatlar gönderip işte efendim tek tek vatandaşlardan e, bu kaynağı yaratmaya çalışıyorsan burada büyük bir sıkıntı var. Şimdi size tek tek soracağım bu yeniden değerleme oranıyla başımıza ne geldi? Şimdi Eskiden cep telefonu yurt dışından alındığında yine bir EMI yani burada kullanım ücreti ödeniyordu. Ama bu genellikle cep telefonunun e, ücretinin yani gerçek bütçesinin Dörtte 1'i beşte bir filan gibi bir rakam alıyordu. Şimdi ise 31.692 liradan 45.614 liraya yükseltilmiş bu ve de şahsi kullanım değil galiba, değil mi? Yani ticari olarak bu telefona ihtiyacın olduğunu bir şirkete kayıtlı falan olması gerekiyor galiba. Yok, aslında şöyle. o Hanım, bu 43.93 ile hesapladığımızda. Bu yıl yurt dışından şahsi olarak getirdiğiniz cep telefonlarını Türkiye'de kaydetmek için ödediğimiz bu e IMEI kayıt ücreti diye bilinen halk arasındaki ücret 31.692 liraydı. Bu e, arttırıldı. Yani daha doğrusu yüzde %43.93 arttırılması halinde 45.614 lira olacak. Şimdi tekrar söylüyorum Cumhurbaşkanından 31 Aralık'a kadar bu arttırılacak tutarlarda ve bazı oranlarda indirim ve arttırım yetkisi var. Tekrar ediyorum ya yani bana sorarsanız kullanmayacak çünkü bütçenin paraya ihtiyacı var. Ama yine de şimdiden net olarak bunu e, bu kadar artmıştır demek çok teknik olarak doğru olmayabilir. Ama şunu söyleyelim 45 bin lira olması çok büyük bir muhtemel ve ihtimaldir. Vatandaşlar da yurt dışından bir cep telefonu getirecekse Türkiye'de kaydedeceklerse 31 Aralık'a kadar bir an evvel getirsinler. Peki bu birinci maddeydi. İkincisine bakalım şimdi. Yurt dışına çıkış harcı. Bu geçen sene büyük olay olmuştu. 1500 TL falan denildi. Ee, 500 lirada karar kılındı. Bu da 710 liraya çıkacakmış. Eğer yeniden evet, değerleme. Yine 40... Evet evet o zaman bu da yine yeniden değerleme oranına endekslendi. Hatırlarsanız daha birkaç ay önce zaten 150 liradan 500 liraya çıktı. Ve o çıkarken kanuna şunu eklediler. Bundan sonra her yıl yeniden değerleme oranı da arttırılır dediler. E doğal olarak bu 500'de 710 lira oldu. Bu da her yıl artık artarak devam edecek. Ama bak idiot diyor ki alıştık alıştırıldık diyor. Valla doğru yani seyahat etmeye devam ediyor insanlar. 500, 710 neyse ne bu paralar veriliyor. Yani insanların fiyat ve bütçe algısı da bir Dejenerasyon uğradı biliyor musunuz? yani Ne pahalı ne ucuz ne hakkı ne değil yani millet insanlar bunu değerlendiremez durumda artık. zaman enflasyon sadece fiyatları ve fiyatlama davranışları bozmaz. E, fiyatlama davranışlarını bozmaz. Toplumsal ahlakı da bozar enflasyon. Maalesef toplumsal ahlakı da bozdu bu neden. E, Ayşegül yazıyor kaç ülke yurt dışına çıkış harcı alıyor diye. Vallahi bilmiyorum ama az sayıda ülkedir diye tahmin ediyorum. Yani genelde Avrupa ülkelerinde city tax dediğimiz şehir vergisi var aslında. Gire, girerken alıyorlar ama bizimkiler çıkarken tercih etmişler. İyi. Zaman... Peki genel listenize sizin devam edelim. Ee, hadi bu diyelim ehvenişer telefonu alma. Yurt dışına çıkma. Zaten vize de vermiyor adam sana. Ne işin var yani Batı coğrafyasında? Sen neyine etmiyor? Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyası. Peki otomobili için araç muayene ücreti 1821 liradan 2621 liraya çıktı. E şimdi bu mecburi. Bunu yapmazsan ceza yersin. Çaldı yani muayene ücretleri de trafik cezaları da şimdi işte 1506'lı trafik cezalarında mesela hiç yetkisi yok Sayın Cumhurbaşkanının. Neyse o kadar artacak trafik cezası için bugünden bu kadar arttığı net olarak söyleyebiliriz. Ya mesele şu aslında Özlem Hanım. Biz her sene görüyoruz bu yeniden değerli oranı uzun yıllardır var. Ama ben bir temel yurttaşlık bir bilinci olarak Öz saygı gerektiren bu toplumsal bilince erişmiş bir birey olarak ki bunu tüm toplumun tüm kesimlerinin aynı şekilde aynı soruyu sorması da aslında gerçek demokrasinin toplumun her kesimine yayılmasının gerekliliği ve zorunluluğudur. Şimdi 22 yıl 9 ayda son 22 yıl 9 ayda yani mevcut iktidarın yönetimde olduğu dönemde ortalama dolar kuruyla her yılın ortalama dolar kuruyla 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplandı bu ülke. 2 trilyon 913 milyar dolar o zaman. Yani bu yılın sonunda bu 3 trilyon doları bulmuş olacak. Şimdi bunun yanında bitmedi. 70 milyar doların üzerinde bir özelleştirme yaptık. Bir de öyle bir gelirimiz oldu. Bitmedi. E biz 200 milyarlarla bu döneme başladığımızda merkezi yönetimin borç stoku 200 milyarlardayken bu yıl bu borç stoku 8.8 trilyon lira oldu. Ya o zaman siz 3 trilyon dolara yakın vergi topladıysanız, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptıysanız, e bizim borcumuz da 200 milyarlardan 8,5 trilyonun üzerine çıktıysa para nerede? Yani çok kalp tahviriyle bir soru vardır. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede o zaman? En son bu deprem vergilerine ne oldu diye soranları gözaltına almışlardı. Biz sormaya devam ediyoruz da biz zaten yani işimiz o bizim. Ee, yani biz onu sormazsak mesleğimizi yapmamış oluruz, kamusal sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. O da ahlaka sığmaz, meslek etiğimize sığmaz. Ayrı ama bunları konuşan herkesin başına bir şey geldi biliyorsunuz ve bunları sormak bile büyük e, büyük e, sıkıntı. Bige g 3 trilyon USD yazdım ki daha net anlaşılsın demiş. Aynen aşağı yukarı bu para yani ben daha az önce altyazı olarak. Verdim zaten. Bir izleyicimiz demiş ki sorun olmayan bir konu söyler misiniz? Vallahi bilemiyorum. Onu birazdan konuşuruz. Şimdi listeye geri dönelim. Yurt dışı çıkış harcı, e, EMI kayıt ücreti, e, otomobil e, araç muayene ücreti, radar cezası. Bu da 1500 liradan 2167 liraya yükselecek. Tabi bunun dışında birçok harç. Damga pulu şu bu yani yeniden değerlemenin etkileyeceği birçok kalem olacak aslına bakarsanız. Peki acaba sizce mesela geçen sene e, motor taşıtlar vergisini bir defaya mahsus iki kere aldılar o da ne demekse? Önümüzdeki sene mesela bir defaya mahsus üç kere alabilirler mi? <laughs> o da bir defaya mahsus olabilir ya üç kere alalım böyle hani iki kere alırken bir defaya mahsus dedik. Şimdi yani sıkıntı olmasın gene bir defaya mahsus ama bu sefer üç kere alalım böyle böyle mesela böyle fikirler bekliyor musunuz özel tüketim vergisiyle ilgili KDV ile ilgili böyle sürpriz gelişmeler yaşayabilir miyiz? Özlem Hanım, mevcut iktidar yeni vergi bulmada mahir biliyorsunuz. Yani kredi kartı gibi bir kredi kartından borçlanma ihtimali üzerinden bile vergi almayı planlayan bir iktidardan bahsediyoruz. O yüzden yani biraz önce bir izleyicimiz aşağı yazdı, gözüm oraya hemen çevrildi poşetten bahsetti 25 kuruş 5 yıldır ama şunu söyleyeyim 25 kuruşluk poşetin içerisindeki bugün geri kazanım katılım payı aslında geniş anlamda da zorunlu olarak ödediğimiz vergi diyebiliriz buna geri kazanım katılım payı 60 kuruş yani 25 kuruşluk poşetten 60 kuruş pay alan bir iktidar her an her şeyi yapabilir Şimdi siz bir tane daha tweet atmışsınız bu yeniden değerleme ile ilgili diyorsunuz ki 2000 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin 21 katıyken iken bugün sadece 5,5 katı. Yani vergi adaletsizliğinde de tavan yapmış vaziyetteyiz öyle anlaşılıyor. Oysa ki genel kurula gelen ilk vergi tasarısında bir servet vergisi önerisi vardı. Yani nereden bulduğun yasası e, bu önemli. Türkiye'de AK Parti iktidar döneminde bu yasa kaldırıldı ve tekrar da gündeme getirilmedi. Hatta Davutoğlu'yla ee, önemli bir tartışma konusu olmuştu Erdoğan hükümetinin arasında bu konu ve hala biz bunu yapamadık. Dolayısıyla tarifenin ilk dilimi değiştirilince e, vergi adaletsizliği de korkunç. Altında yazmışsınız zaten mevzuatın yanlış kurgulanması vesaire sebeplerle milyonlarca emekçinin lokması dilim dilim alınmış gizli gizli kırpılmış kırpılmaya devam etmektedir. Şu işi bize bir anlatır mısınız o zaman hocam buradaki konu ne? O zamanım bakın e, yani bu bu milyonları ilgilendiriyor. Ya ben e, neredeyse her iki ayda bir bunu yazıyorum, söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bakın mevzuat öyle bir kurgulanmış ki mevzuat akaryakıttaki ÖTV'yi belirlerken virgülden sonra dört rakamı bakın virgülden sonra dört rakamı dikkate alır. Damga vergisini belirlerken virgülden sonra iki rakama kadar dikkate alır. Ama iş e, memurun, emekçinin, işçinin, bordrolu çalışanın e, gelir vergisi tarifesine gelince efendim yüzde beşlik küsuratlar dikkate alınmazdır Şimdi ifade böyle olunca, mevzuat böyle kurgulanınca yüzde beşlik küsurat ne olabilir ki dersiniz? Şu olabilir, şu. Önümüzdeki yıl gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya çıkıyor. Bu yeniden değerleme oranıyla. Oysa 22-23 yılda kuruşu kuruşunu arttırılsaydı akaryakıttaki ÖTV gibi Maktu damga vergisi gibi kuruşu kuruşun arttırılsaydı ilk dilim önümüzdeki yıl 158 bin lira değil 415 bin 340 lira olacaktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ortalama 40-50 bin lira maaşı olan bir vatandaşın brüt 50 bin lira alan bir vatandaşın önümüzdeki yıl yüzde 20'lik dilime bile girmemesini gerektiğini söylüyoruz biz burada. Sadece yüzde başlayıp yüzde %15 15'te bitirecekti yılı. Oysa aynı vatandaş bu yıl bu uygulamadan dolayı yüzde on başlayıp yüzde yirmiye yüzde yirmi yedilik dilime kadar giriyor. Yani bu milyonlarca emekçinin lokması dilim dilim kırpılmış gizli gizli elinden alınmış lokmasına göz dikilmiş. Şimdi bu bir sistem sorunudur. Burada gerçekten yani milyonlarca çalışan e, bu anlamda gelir vergisi tarifesiyle mağdur ediliyor. Yani ödedikleri vergi yetmiyor. Vergi kompozisyonunda dolaylı vergiler yüzde altmış beş dayanmış. E burada ödediği dolaylı vergiler yetmiyormuş gibi bir de öbür tarafta böyle gizli gizli kırpmışsınız dilim dilim lokmasını almışsınız. Ya yeter artık şu vatandaşın şu bordronunun şu kümesteki kazlar diyoruz ya Özlem Hanım. Maalesef şunu söyleyeyim kümesteki hani vergileme sanatı kümesteki kazları bağırtmadan yolma sanatıdır. Ama artık kümesteki kazları yolmaktan sinekten yağ çıkarma aşamasına geçtiler. Yani bizi çok zor günler bekliyor önümüzdeki yıl, onu söyleyelim. Evet onu ben fark ediyorum zaten ve zaten icralar işte efendim borçlular vergi dairelerinin kapısındaki kuyruklar işte içeri girdiğimde icralık olanlar çevremde yaşananlar insanların anlattıkları bütün bunları gördüğüm zaman çok zor bir 2025 yılının bizi beklediğini zaten anlıyorum. Ehliyetlere, pasaportlara, motoru taşıt vergisine, telefon harcına, trafik cezalarına hepsine e, yeniden değerleme oranı üzerinden çok ciddi rakamlar gelecek onu biliyoruz. Fakat benim anladığım Sayın Bakan Mutlu bakın şöyle bir tweet yazdı. Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz Mayıs ayına göre yani bu senenin Mayıs ayından bahsediyor. 12 ay sonrası beklenti hane halkında 12 puan. Reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor. Meali çünkü bu bayağı ekonomist dili. Low kızı ikna etmek için uğraşıyoruz. Enflasyonun düşeceği yönünde. E, bu konuda biraz ikna çabalarımızda yol almış gözüküyoruz. Ama bu bir enflasyon düşüyor demek değil. iki low kız ikna olmuş demek değil bence. Sayın Bakan, e, Özlem Hanım, Sayın Bakan verilerle oynuyor, güzel oynuyor. Bürokratları da böyle güzel e, bu anlamda manipüle ediyorlar ama aynı grafikleri değerlendirirken Sayın Bakan piyasa beklenti e, rakamlarıyla hane halkı beklenti rakamları arasındaki bir buçuk kata neden değinmiyor? Neden asgari ücrete zam yapmak için piyasa beklentilerini dikkate aldık, OVP'yi dikkate aldık, hane halkı umrumuzda değil demiyor? Neden biz bu ülkedeki paylaşım ve bölüşüm sorununu dikkate almıyoruz demiyor? Yani işine geldiği verilerle paylaşıyor. Ben size çok basit bir şey söyleyebilir miyim o zaman? Bakın, sayın Bakan geçtiğimiz günlerde Plan Bütçe komisyonuna sunum yaparken vergi yükünde OECD şey vergi yükünde OECD ülkelerinde çok sonlardayız. Çok düşük vergi yükümüz dedi. Yani bakın Hatta orada KDV'den örnek verirken AB üyeleri yani Avrupa Birliği üyeleri ülkeler arasında da KDV oranlarında gayet iyi durumda olduğumuzu söyledi. Biz bir kere AB üyesi değiliz. Niye orayla örnek veriyor Sayın Bakan? Onu anlamış değilim. OECD ile verseymiş ya. Hayır. Ama önüne konulan o bürokratların bazı böyle bu anlamda ben bu veriyi vereyim. Hani veriyi nasıl verdiğiniz önemli. Rakamları nasıl verdiğiniz önemli. Ben size bir şey söyleyeceğim. Sayın Bakan samimi ise KDV konusunda samimiysen biraz biraz da ÖTV'yi konuşalım. Dünyada otomobilden ÖTV alan nadir birkaç ülkeden biriyiz. Yüzde 220 ÖTV var en yüksek ÖTV. Sayın Bakan eğer konuşacaksak tırnak makasından törpüden ÖTV alan tek milletiz. Tıraş köpüğünden güneş kreminden ÖTV alan tek milletiz. Ya bugün mutfağa girseniz buzdolabından çamaşır makinesine, bulaşık makinesine, süpürgeye kadar ÖTV var. Ya bu ülkede bu ülkede mutfak tüpünden ÖTV almıyor ÖTV. Eğer Sayın Bakan Sami ise bunu niye konuşmamışız? Bütçenin en büyük gelirinden ikincisi ÖTV geliridir. KDV birincisi ÖTV ikincisi Özlem Hanım. Yani işine geldiği gibi konuşuyor Sayın Bakan. E buyursun konuşalım. 870 liraya satılan 12 kilo 12 kilogramlık mutfak tüpünün 104 lirası ÖTV, 79 lirası KDV. Gelin bunu konuşalım. Asıl sorun burada. Asıl sorun vatandaşın doğalgazında. Asıl sorun temel gıda maddelerinde. Bakın Kanada'da vergi tatili ilan edildi iki ay boyunca. Şimdi biz vergi tatili işte belli ürün gruplarında hiç vergi alınmayacağı ilan edildi. E biz aynı dönemde biz neyi konuşuyoruz? Efendim e-ticarete et gelen ek et vergi, yurt dışı siparişleri. Ya yurt dışından sipariş ben size çok basit bir şey söyleyeyim mi o zaman? Siz yurt dışından küçük bir sipariş verirseniz 30 euro sınırına takılıyorsunuz. Ama VIP'den altın kaçırırsanız hiçbir sınıra takılmıyorsunuz. Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir sistem olur mu? Ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Bugün benim WhatsApp gruplarımda sermayedar iş adamlarının olduğu WhatsApp gruplarım da var. Bir şok yaşanıyor resmen. Şimdi sizin anlattığınız şey şu gösterelim. Yurt dışından küçük bir sipariş verirseniz 30 avroluk bir sınıra takılıyorsunuz ama VIP'den altın kaçırırsanız ki kaçırıldığını gördük 50 ton kadar hiçbir sınıra takılmazsınız. Yurt dışından posta veya hızlı kargo gelen ürünlerde 30 avroluk sınıra kargo masrafları dahil ediliyor. Geçtiğimiz yıl 22 TL olan gümreye sunma ücreti artık 46-60 TL. Ayrıca 3.40 TL damga vergisi eklenecek. Avrupa Birliği harici ülkelerden verilen siparişler içinde gümrük vergisi oranı %60. Son olarak ürün ÖTV'ye tabi ise bir de yüzde yirmi ÖTV olacak. Böylece yurt dışından posta kargo yoluyla alışveriş teknik olarak anlamsız hale gelmiştir diyorsunuz. Karar bu. Resmi gazetede yayınlandı ve bugün yemek sepetinin kurucusu olan Nevzat Aydın iki tane tweet atmış bununla ilgili. Bu kadar art niyetli, düşüncesiz ve vatandaşın aleyhine bir kanunu nasıl çıkartabilirsiniz? Hangi Türk şirketleri için siz özel kanunu çıkartıyorsunuz? Sipariş verilen ürünün Türkiye'ye nakliyesi kendi başına neredeyse 30 avro tutar. Türkiye'ye nakli artı ürün maliyeti nasıl 30 avronun altında kalabilir? Bu da böyle bir şey. Şimdi burada kim korunuyor, kim zararda? Şu işi bir anlayalım. Yani bu milli ve yerli bir yaklaşım mı? İnsanların yurt dışından alışverişinin önüne geçmek yoksa tam tersine Türkiye'deki ekonomik dengeleri bozacak bir yaklaşım mı? bunun birkaç sebebi var. Birincisi şu zaten biz bir kere 30 euro sınırına nereden geldik o zaman? 1500 eurolardan geldik bu arada. Yani bu sınır bugün çıkmadı. Biz 1500 eurolardan geldik. E şimdi vatandaş Türkiye'de fiyatlar pahalı. Küçük, bu arada 30 euro dediğimiz şey de öyle çok büyük bir rakam değil. Yani euro 40 lira olsa 1200 lira yapar. Buna bir de kargo masrafı dahil dediniz artık bugün itibariyle. Şimdi zaten ufak tefek şeylerini almaya çalışıyor yurttaş bu anlamda. E şimdi siz Burada geçtiğimiz aylarda gümrük vergisini yüzde altmışa çıkardınız. Zaten geçen yıl 22 lira olan gübreye sunum ücreti bu da Sayın Berat Albayrak'ın bize kalıcı yaz saati uygulaması gibi bir hediyesi. O getirdi bunu öyle bıraktı gitti. Yani 22 liradan 46 lira 60 kuruşa çıktı bir anda. E 3 lira 40 kuruş damga vergisi ödüyor. %60 gümrük vergisi ödüyor. Yetmiyor ürün ÖTV listelerinde 4 sayılı listede yer alıyorsa bir de %20 ÖTV ödüyor yurttaş. Yani şimdi ya teknik olarak anlamsız hale getirildi. Tabii amaç ne bilmiyoruz ama şunu da söyleyeyim. Orada kargo tarafında özellikle son dönemde 30 euroluk sınır çok düşük kaldığı için e, alınan şikayetleri bildiğim için söylüyorum. Yurt dışındaki bu tarz büyük firmalar yani Türkiye'ye sipariş gönderen firmalar. 30 euroyu aşmasın diye eğer ürün 30 euronun üzerindeyse bir kısmını fiyat gibi gösterip bir kısmını kargo gibi göstermeye başlamıştı. Ya bu tarz bir kötü niyet de orada uygulanıyordu onu da söyleyelim. E ama şimdi dönüp baktığımızda bunun önüne geçmek için yapıldı ama e, şimdi dönüp baktığımızda 30 euro nedir ki zaten o zaman 30 euro ne alabilir zaten Ki 30 euronun yanında hiçbir şey olmasa yani 10 liralık ürün olsa bile 46 lira 60 kuruş cümleye sunma ücret alıyorsunuz. 3 lira 40 kuruş damga vergisi alıyorsunuz, yüzde 60 cümbrik vergisi alıyorsunuz, hoş bir de ötevi etabise yüzde 20 ötevi alıyorsunuz. Ya bu vatandaş ne yapsın ya artık özlemem gerçekten ya. Yani. Gerçekten doğru söylüyorsunuz.